Merhaba sayın ve değerli seyirciler. Mezal Türk Möyüdü Televizyonundan Bağdat. Üst Dilan'la günlük en haber bölteni ile karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. Başbakan Adil Abdülmedik Kuvvet Prensi Sabah Al Hamad, El, El Cabır El Subah ve Kuvvet Parlamento Başkanı Sabah El Halid ile iki ayrı telefon görüşmelerinde bulunarak iki yetkiliyi de yeni Kuvvet hükümetinin de kurulmasından dolayı tebriklerini bildirdi. Fəsil edilmiş Neyneva elmi iclası, Neyneva azki operasionor komutanı Hor General Mecm Elcüburi yeni Neyneva valisi olaraq seçdi. Qaraq Türkmən sivil toplum təşkilatları və dərnək qurumları basın toplantısı düzənlədi. Toplantıda məsələləri isə Türkmən xalqının adamalarda kəndi paylarını almalarıdır. Lübnan Sosyalist Parti Başkanı ve Parlamento Azki Milletvekili Veli John Combalat, yabancı bazı bakanlar ve büyük elçiler Lübnan'ın da hükümetinin kurulmasında iç işlerine karışmalarıyla, karışmalarıyla suçladı. İran, Suudi Arabistan ülkedeki benzin fiyatlarının da artmasına karşı çıkan gösterilerde internet eylemlerinde bulunmakla, Suçladı. Merhaba sayın seyircilerimiz. Başbakan Adil Abdülmedi Kuvvet Prensi Sabah El Hamid El Cabir El Subah ve Kuvvet Parlamento Başkanı sabah alaletiyle iki ayrı telefon görüşmelerinde bulunarak etki, iki yetkiliyi de yeni kuvvet hükümetinin kurulmasından dolayı tebrik etti. Başbakan bildirmiş olduğu tebriklerinin de yanı sıra iki ülkenin de ilişkilerinin de daha da gelişmesi temennisinde bulundu. Kuveyt prensi və Kuveyt parlamento başkanı isə şükranlarını da başbakan Adil Abdulmehdi-yə bildirərək Iraq üçün istiqrarın və kalkınmanın da hər zaman ger gerçəkləşməsi təməninsində bolundular. ABD Başkanı Yardımcısı Mike Prince Irak'ta bulunan Eyn Al-Asad ve Erbil kentini ziyaret etmesinden önce Başbakan Adil Abdülmehdi bir telefon açarak Irak'taki gelişmeleri ve hükümetin reform çabalarını tartıştı. Abdülmehdi telefon görüşmesinde Pensefa ailesine Şükran Bayramı'ndan dolayı tebriklerini bildirerek ABD Başkanı ve Irak ordusunu da eğitiminde bulunan güçlere de selamını da iletmesini istedi. <laughs> Başbakan Adil Abdülmedi Başkent Bağdat'ta gelen kürsen bölgesel yönetimi heyetini kabul ederek başta petrol ve böce olmak üzere birçok konuyu ele aldılar. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan bölgesel yönetim heyeti üyesi Halis Şivani, Irak'ı haber kanalına yapmış olduğu bir açıklamasında... Bölgesel yönetiminde Bağdat'a günlük olarak 250 bin varil ham patrol teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi. <laughs> Fas edilmiş Neynava İl Meclis Neynava Eski Operasyonlar Komutanı Orgeneral Necim Elciburi yeni Neyneva valisi olarak seçti. Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Irak Haber kanalına kanalı muhabiri açıklamasında El Cübünün da oylarının da çoğunlukla ile vali olarak göreve kazandığını bildirdi. Parlamento başkanı Muhammed Al-Halbusi bağımsız yüksek seçim komselliği ve parlamento seçimleri yasalarının da biran önce onaylanmalarının gerektiğini bildirdi. Al-Halbusi bu iki yasayı da parlamentonda yarınki oturumunda öncül konular oluşturduklarına ifade etti. Parlamento 18. oturumunda önümüzdeki pazar ertesi gününe erteledi. Parlamentonda dünkü oturumunda Sanayi ve Maden İşleri Bakanlığı'nda sorgulanması ve Anayasayı da düzenletme komisyonunda ilk raporunu da sunulması ve Tutuklar Kurumu Yasa Tasarlığı'nın da birinci okunuşunu ayrıca savaş ve terör mahdurlarının da tazminat yasa tasarlığının da ikinci düzeltilmesi konularını içeriyordu. <laughs> Babel cinayət məhkəməsi valik qarar Əl İbadinində maliyyə varlığına əl konulması və yurdışına çıxma yasağı qərarını aldı. Dürüstlük qurulu나 bağlı soruşturma dairəsi yapmış olduğu açıqlamasında ayrıca Babeli İl Sağlıq Dairə Başçanını və Askı Bələdiyyə müdirinə həbs cəzası verdi qərarını bildirdi. Hı? Güvenlik güclərinin də köhnəlməsi kapsamında barışçıl göstərilər davam edir. Başkent Bağdad və digər bəzi illərdə davam edən göstərilərdə yolsuzluqla mücadilə, işsizlərə iş imkanının daha sağlanması və göstərilərlərində yoxsulluqdan uzaqlaşdırılması üçün subotacılar uzaqlaşdırılması tələbində bulundular. Sivil Savunma Müdürlüyi Başqan Bağdadda Bunnan Neher və Rashid caddələri və Hilani meydanındakı yanğınlarda bilərək yapıldığını açıqlamasında bulundu. Konu ilə əlaqəli bir açıqlama daha bundan Sivil Savunma Müdürliyininə bağlı Media və İnformasiyon bölümü müdiri Albay Cəvdət Əbil açıqlamasında çox yanğınlarında eyni binada 2, 3 kez tekrarlandığını və bu yanğınların da motov kokteyli ilə yapıldığını bildirdi. <laughs> Federal Təmiz Məhkəməsi göstəricilərində üzərinə asılan bəzi idmançıların da yaptığı yasadışı əylemlərin terror əylemləri olaraq sayılmadığını bildirdi. Konuyla ile ilgili bir bildiri yayımlayan Yüksek Yargı Konseyi bildirisinde yasadışı bu ailemlerinde normal suç olarak sayıldığını ve bu ailemlerinde terörle mücadele yasasına tabi tutulmadığını bildirdi. Basra Polis Müdürü General Raşid Fleyi Güvenlik güçlerinde göstericiler tarafından kapatılan yolların tekrardan açtığını bildirdi. Flehi yaptığı bir basın açıklamasında güvenlik güçlerinin kamu ve özel çıkarları da bal baltalamakla mücadele etme görevinde bulunduğunu bildirerek yollarında kesenlerinde yasa gereğince cezalandırılacaklarını ifade etti. Zikar ilinde bazı göstericiler ilde bulunan ana kestiler. Diğer bazı göstericiler ise Şeyh Vakfı'nın binasına da ataş verdiler. Zikar iline bağlı Gita bölgesinde bulunan ve ana olan patrol şirketi yolunu kestiler. Iraklı F-16 savaş uçakları Salahaddin ilinde Dağış terör örgütüne bağlı terör yuvalarında bombalayarak imha etti. Konuyla ilgili bir bildiri yayınlayan güvenlik basın hücresi bildirisinde savaş uçaklarında düzenlemiş oldukları hava saldırısında bir terör yuvasını imha ederek içinde bulunan teröristlerin de öldürüldüklerini bildirdi. Askeri istihbarat birimleri bir terör hücresini çökertmeye başardı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Askeri istihbarat Müdürlüğü açıklamasında istihbarat birimlerinin 10. Tümen Birlikleri ve Ambar Terörle Mücadele Birimleri ile koordinasyon içerisinde bulunarak Felluce ve Saklafiye'de bulunan ve 17 teröristten oluşan bir terör hücresini çökerttiğini ifade etti. Ayrıca teröristlerinde madde 4, terör suçundan arandıklarını dile getirdi. Diğer bir operasyonda asker istihbarat birimleri, Ana ilçesinde daha Terör Örgütü'ne bağlı bir depoyu imha etti. Ortak operasyonlar gücüleri Kerküm Bası'nda daha Terör Örgütü'ne karşı bir operasyon yürüttü. onla ilgili bir açıklama daha bundan Irak'a haber kanalı muhabiri açıklamasında Haşabi güçləri və Federal polis güclərinə bağlı 6-cı alay birlikləri Havicə ilçəsi və dolaylarında bundan Tel, Zahab və Biric köyləri və ayrıca Abbas qəsəbəsində bir arama-tarma əməliyyatları düzənlədilər. Ötəyəndən Salahiddin'də bundan terrorla mücadilə küçləri, uluslararası koalisyon güclərinə bağlı savaş uçoqları, uçaqları ilə Birlikdə Şərqət Elçisinin də Hanqo dağlarında Dağışterər örgütünə bağlı bir çox dünəli və yuvaları imha etdilər. <laughs> Parlamentoya bağlı insan hüquqları rəyyəsi və Türkmən millət vəkili Ərşad Salahi parlamentoda onaya olacaq seçim komissarlığı və parlamento seçim yasaltı tasarları, təsərrülatı təsərrülatına olan Türkmanların da görüşünü bildirdi. Bizim kanunla ilgili olan kanun intihabat mühimdi. Türkmanların görüşü bu hususta nedir? Türkmanların görüşleri bu kanun intihabat meclisi nüvab ki gelir, gerekim fırsat versin, hizib reisi hizibler saytan etmesin başkalarının üzerine. Aynı zamanda da bizim müşkilemiz her dadı. Yani diğerin, Türkmenlerin Kerkük'te olduğu durum Musul'da ayrıydı. Musul'daki Duzdan ayrıydı. Duz'daki Diyale'den ayrıydı. Bu bizim için koyuru her muhafazanın özüne göre bir rüyamız olsun. Mesela Kerkük'te a'la'l kavaimih korkumuz yoktu. Biz her zaman o kaymanı kurruq utarık. Eyine netice getirirrx. Ama Musul'da diğerin gerek ya salah adında duzda gerek o kaimeler olsun ki mufredler fazla oy getirebilir. Yani diğerin tilaferden ya duzdan bir tane koysak kaimel mufredeye 15 bin getirse hapsımız itfak etsek ona oy verelim. diğerin o kaimesi utmayıpsa da o utar. Ama bu Musul'da olduğunda Kerkük'te olmuyor. Duzda olan da diğerle de olmuyor. Yani bizim ne var ortalıkta? Bir dağanak bölgedeyiz. Her bölgede sada əgəbiyə doğru, çoxunluq doğru. Bəzi yerdə əslən amma vücudu var. Məsələn, Diyala təkcə bir yerdə çıxarda bilmirsən uzu, məclis muhafaza, auzu məclis nawab. Çünki o qədər böyük qruplar var içlərində. Nə oları sən çıxa bilmirsən bunların içində. Burada biz məsələn Diyala da ittifaq etsək bir dənənin üzərinə bütün türkməni təvziyə səsəcə buna verin. Bir qaimel mufradeyden girse 15 bin, 10 bin getirse kazanı. Ama bu Kerkük'te icra edilmeli. Onun için bu daha fazla münakaşa ister. Ee, kanuni taraflarımızdan ve dirasa içinde idim. Aynı zamanda bu kanunun içinde bir madde var. Madde 41. Toplumumuzu, siyasi partilerimizi, kanun bilenlerimizi tevcih ederim o maddeni okusunlar. O madde 41'in içinde diri siciller gerekim gözden geçsin ne bileyim nisbet ziyade vefiyat ve veladat e, içinde 2000 2004'ten bir yana tabii. 2004'ten bir yana bunlar gözden geçti. içinde bazı noktalar var. Çok salih mizadı. Mesela diyor bu muhafazada nisbe sukaniye ziyade yüzde %5'ten fazlaysa burada bir itibar oldu. Ne için yüzde beşten fazla burada oldu? Mesela Kerkük bir zamanlar oldu ya yüzde beş, yüzde yirmi beş numu fazla oldu. Bu, bu numu neydi? Hardayın geldi. O numu tegir demografinin neticesiydi oldu. Arak Türkmen sivil toplumu örgütleri ve dernek kurumları basın toplantısı düzenledi. Toplantıda istekleri ise Türkmen halkının adamlarda kendi paylarını almalarıdır. Bir gün bir çağrı yaptık. Irak'ın başbakanına, milletvekillerine, o milletvekillerinin de bulunan komisyonlara, Sayın Eğitim Bakanlığına, o tüm bakanlara buradan seslenerek Bizi göz ardı etme Lütfen. Eğer bizi göz ardı ederse Irak Türkmenlerinin haklarını yerse Kerkük'te yüzde otuz iki paralarını tatbik etmezse biz, bütün mükevünler haklarını almazsa biz mecburuk Bugün başka yollardan yarın. Lütfen biz buradan çağrı yaparak bizim haklarımızı yüzde otuz paralar üzerine paylaşın. Biz Kerkük'te yüzde bütün Kerkük'lerin muşkulasını halleder. Kerkük'te emniyet var. Kerkük'te kardeş yaşamak var. Bu yaşamakı bozma on lütfen. Tek tarafa yardım etme on. Tek tarafa hizmet etme on. Bütün mekenlere burada hizmet ela on. Çünkü bugün Kerkük'ün gün bir hususacağız. Hususiyeti var. Kerkük zor durumdan geçiri. Bu Kerkük'ün gün emniyetini muhafaza etmek için, salamat için, salamatlığı için Kerkük milletinin lütfen bizim haklarımızı tayinatta devlet dairelerinde Tayinleri yüzde otuz iki üzerine tatbik alalım. Bugün hakikate baksavuz, hükumetin <laughs> en büyük parmağı var işte. Bu hükumetin içinde... ...Arap kesiminin sünnesi şiası... ...bugün bizim Türkmen haklarını... <laughs> ...alıp talibimizden bu bizi temsil ederek... ...bugüne kadar hiçbir Türkmen hakkı alınmayıp... ...bir bakarsak hükumetin bünyesine... ...hükumetin bünyesinde bile Türkmen temsilcisi yok. Derece de, Türkmen temsilcisi yok. Müdere Amin şeyinde Türkmen temsilcisi yok. O zaman Türkmen üçüncü kavundu düstura göre. Neden sen benim hakimiysen? Sebep neydi? Acaba ben Irak'ın birlik barabarlığını istemen İlk millet olarak biz Türkmenler Irak'ın birlik beraberliğini istedik. Tabii ki biz bugün hissedirik. Biz buradan Sayın Valiliğine muhatap ederiz. <laughs> Lütfen Sayın Vali sen burada Kerkük Valisi sen tek milletin valisi de sen. Lütfen Kürdün de, Türkmen'in de, Arap'ın da hakkını ver. Maalesef bugün bu muhtemel sohbet ettik bu yüzden dolayı. Çünkü hakikaten emni vatanı da eller oynandı. İttifakat aşairi oldu. Sayın Falah Feyyaz anlaştı. Hakkıca evet. aşiretleriyden onlara destek verdi. Bunun da arkasında bunlar düşürürler seçimler için hazırlık görsüler. Bunlar düşürmürler milletin masrahatını. Bunları düşünürler. Bir mükevvene de ammeyesler. Buranı te'lip etsiler. Bu te'lipi de biz kabul etmedik, reddedirik. Yok te'inetten. Yok bilmem tergiyir demografiden. Ma mümkün yol veren bu işe. Bugün biz burada mutlaka sahip ettik, çağır yaparız. Lütfen. Ola bir gün sonra anlık ceddeye. Sayın seyircilerimiz, 1 Ekim'den beri Başkent Bağdat'ta devam eden gösteriler öğrencilerin katılarak derslerinde geri kalmaları tartışmalara neden oldu. Başkent Bağdat'ta devam eden gösteriler eğitim müdürlüğü tarafından yeni kararlar üstünde tartışmalara yol açtı. Bağdat ve bazı bölgelerde devam eden gösteriler öğrencilerin devamsızlığına yol açmıştı. Hazretim yani tatil isterim çünkü çok yani okuduğumuz için yani çok böyle tatil yoktu. Biz iki günde haftada onun için yürü yıl tatilini çok seviyorum. Derslerden geri kalan öğrenciler geçen günlerinin telafi edilmesi için hem semester hem de hafta sonu cumartesi günlerin tatil iptal edilmesi yönünde tartışmalar masaya yatırıldı. Bu devlet yanındaydı, hükümet yanındaydı. Ama bence geçen evvelki senelerde, yani eski dönemde bizim haftada altı gün davam vardı. Dersler iyi giydirdi. Bir yandan iyiydi öğrencilerimiz için. Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Abdüsselam Bayraktar tarafından söz konusu, cumartesi günü ve semester tatili hakkında açıklamalar geldi. Biz tamam, biz bu gösterili yapanlardan barabarık. İnsan haklarını, insan hakkı olsun bazı şeyler haklarsa olsun haklarıdır. Yani çok insanlar bak bizim indi e, var 10 ilde 15 ilde mezun olup ataması gelmiyor, tayin olmuyordu. Ve bunların haklarıdır. Öğrenciler tarafından beklenilen 15 gün tatil iptal olursa geçen derslerin telafisi olur mu? E, dersler, menheciler, mufredet biter, her sene biter. E, tatiller de az olsa daha iyi olur. Bir yandan da diğer bazı insanlar hayatını bu şekil kurdu. Okulların devam etme ihtimali bile öğrencilerin tatil planlarını tetikliyor. Ayrıca öğrencilerin büyük kesimi tatili isteseler dahi az kesimi de tatili beklememekte olduklarını dile getirdiler. Bence yani tatiller bize o kadar fayda vermiyor. Sadece biraz koyra istirahat edağan. O yüzden kalkmağıyla ile ilgili ben bir sorunum yoktu çünkü okulun fazla olmağı benim açımdan yani ben bakış açımdan daha iyiydi daha fazla çalışarak daha fazla zaman kazanarak yani Ramazan'dan biraz önce de bitmesi bizim için çok iyi oldu. Ee, yarı il tatiller için geldikçe yani biz yarı il kamil okuruk. E, kalan yani 20 gün bence yeterliydi bizim için. Yani bir il kamil okumak çok yordu bizi. İyi e, de bizim için. Ve bence kalkmasın daha iyi olur. Kerkük öğrencileri derslerinden geri kalmamış olsalar bile hafta sonu ve semestr tatilinin iptal edilmesi yönünde tartışmalar onaylanırsa Irak'ın tüm şehirleri karara dahil olacaklar mı? Biz Kerkük devam ettik. Kerkük devam etti. Bence Irak'ta bir karar çıkarsa o karar bağlanır bütün Irak'ın bütün yerine. Eğer biz biz çıkmamışız, biz devam etmişiz. 15 günlük sömestr ve hafta sonu cumartesi günlerinin tatil iptal edilmesi yönünde tartışmalar devam etmekte. Önümüzdeki günlerde ise net bir karara varılacak. Mine Salih, Türkmen TV, Kerkük. Kerküklüler Ortak Kooperasionlar Komitəsi, Hərbiə Ali Yamama Media və Reklam Kurumu, Kerkükdə ÜlUslararası Arab Gazetecilər Federasiyonunun Dağızəy Bölgə Təmsilçiliyi Bürosunun da açılışını yaptı. Kerkük Ortak Operasyonlar, İleri Komutanı Saad Harbiye ile birlikte Eleyememe Reklam ve Medya Kurumu, Kerkük'te Uluslararası Arap Gazetecileri Federasyonu'nu Kuzey Bölge Temsilciliği'nin açılışını yaptılar. Federasyonun açılışından amaç ülkeye hizmet etmek, bu da emniyet güçleri ile medyacıların arasındaki bağları gerçekleştirmektir. Arap Gazeteciler Federasyonu'nu Başkanı Dr. Heysem Redvan açılış konuşmasında vatandaşlara, emniyet güçlerine ve devlet dahil iletişim bölümlerine, medya kurumlarına yardımcı ve destek olmaya davet etti. Aynı zamanda medya alanında çalışmak isteyenlere de kurumun kurslar sağlayacağını dile getirdi. Açılış sonunda Spiker olayında 67 askerin kurtarılmasına neden olan Irak'ın hansası olarak adlandırılan Um Ömer ödüllendirildi. Bugün İttihad e, ı Sahafel Arabiye ki mantıka şimaliye de açıldı. Güzel bir işti. Bu ta, ilakası eminlerinde. Zaten biz sahafa değil ki bizim milletimize tevhid olsun. Sahafa zaten emin e, bu insanın refahiyetine, saadet

muattından muattil mvantın sun olaşı şey. və muattərin vəcibəti nədir bu eləmə görə. Təvzih etdiq özün bəzi basit şeyləri. Əgər təavun olmasa muattın azzəl əmniyə heç bir tərəf ədəyi işləyə bilməz. Muattınlanca əyi işləsə azzəl əmniyəsin. Əzzəl əmniyan onca mənaviyyat şəkolo, onca əzzəl əmniyə edə biləyi işləsin və onca da muattın da sıqası ola əzzəl əmniyə. Say seyircilərimiz Her zaman ve her yerde belediyelerinde önemi büyüktür. Çünkü onların da yaptığı işler arasında sokaklarında bakımı, temizlik, aydınlatması, suyu, esnafının da denetimi gibi kamu hizmetlerinde karşılanması görevini üstlenmiştir. Dolayısıyla Salahaddin iline bağlı Tuz Hurmatı ilçesinde belediye işleri düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Her zaman ve her yerde belediyelerin önemi fazladır. Çünkü onların kalktığı işler arasında sokakların bakımı, temizlik, aydınlatması, suyu, esnafın denetim gibi kamu hizmetlerinin karşılaması. Salahaddin eline bağlı Tuzhurmat ilçesinde belediye işleri düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Bizim eh, elhamdülillah işimiz yani hiçbir iş işgalatımız yoktu. Ve Bıva Bağdat'ın da işi bizim işimize de tesir etmiyordu yani. Muraca'ların da işi her zaman yanımızda manşeti yani bir işgalatımız yoktu elhamdülillah. Hiçbir i̇ş iş şey iş işimize tesir etmiyordu. Basmada muzdaflarımız e, müstemirli yani basmada. Kimse bir e, yani olanımız yoktu. Her zaman hapsede davamlarına mikayet dili. Sebah basmamız var ve devamın sonunda basmalar var. Çıkarlar giderler. Bu ameliyatı getirdim biraz <coglulara> şeymanına, duzmanına belediye ettim. Hamdolsun Allah'a. Yan gəldim, müəllimlər, qüsur qəmal bizdən. Tədvirün şey bir şey etməli bizim ki. Yan dekabrda yarım yani bir şey durmalı, iş yeri də müəllimin də var, durmalı. Hamdolsun Allah'a, yan yerdir. Say seyircilərimiz, okulların grevə katıldığı iyunun dəkii bir takım iddiaların da ortaya atılmasına rəğmən Qaratepe kəsəbasında bundan okullar və təhsil qurumları kəsintisiz olaraq dərs yapmaya davam edirlər. Sosyal medyanın yalanlarının reklamlarına rağmen bugün sabah saatlerinde bütün okulların kapıları tekrar öğrenciler için açıldı. Diyale Eline bağlı Kartepe ilçesinde öğrenciler durumları normallikte devam ediyor. Devam müstəmir de bizdə. Anka taatmanşır indiyə qədər abad. O bizim de devamımız iki devamdı. Yedi yüz talebemiz var. Devam, sabah, günarta hiç inkıtağımız yok. Vela heyet ta'limiyeden, vela tıllarlardan. Ben beşinciyim. Hiç kayıp kalmalık. Devamımız günde olan muallimler de hiç kayıp kalmadı. Ben beşinciyim. Devamım günde geldi günde Hiçbir üstad yoktu gıyab olsun. Talebeyim. Günde geldi mektebe. Ayrıca Karatepe ilçesinde <laughs> Nahya Müdürü Vesfettin Mimi. Bu konuyla ilişkili mikrofonumuza şöyle belirtti. Mektebden ben sabahtan takriben 6-7 mektabı gezmişim. Lene o vacibim de bu. Kesti bu tensibet kadıyası, muhazirin kadıyasının tarafı. Nefsi mutabih edelim uzların. Yani iltizam var devamda. Ke muallimin ev kutullar. Yoktu hep et Ve izahımız bu işlerden hepsi müstemir devamda. Sosyal medyanın yananları bir günden sonra artık kimse inanmayacak ve kullanmayacak. Okullar ise normal bir durumda doğum sürecek. Diyal elinden Türkmen AYM'nin oydu kanalı. Haydar Türk Söz. Kolombiyada hükümetin vergi reformuna karşı başlayan grevle birlikte işçi sandigaları, öğrenci, örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da suğa döküldü. Ülke genelinde eylemlerde 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirildi. Kolombiya'nın başkenti Bogota başta olmak üzere ülke genelinde başlayan protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki eylemlere yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı iddia edildi. Kolombiyalı protestocular vergi reformuna karşı ulusal grev başlattı. Hükümet yetkilileri değişikliklerin çalışma grupları ile istişare edilerek gerçekleşeceğini iddia ediyor. Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trojillo hayatını kaybedenlerden 2 kişinin Buen Aven Tuğra kentinde, diğerinin ise Kandelaria kasabasında olduğunu söyledi. Trojilo protestolarda şimdiye kadar 98 kişinin gözaltına alındığını, 122 göstericinin ve 151 güvenlik personelinin yaralandığını, Kolombiya'nın başkenti Bogota başta olmak üzere ülke genelinde başlayan protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki eylemlere yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı iddia edildi. Kolombiyalı protestocular vergi reformuna karşı ulusal grev başlattı. Hükümet yetkilileri değişikliklerin çalışma grupları ile istişare edilerek gerçekleşeceğini iddia ediyor. Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trojillo hayatını kaybedenlerden 2 kişinin Buen Aven Tuğra kentinde diğerinin ise Kandelaria kasabasında olduğunu söyledi. Trojilo protestolarda şimdiye kadar 98 kişinin gözaltına alındığını, 122 göstericinin ve 151 güvenlik personelinin yaralandığını bildirdi. Trojilo, bu şiddetli eylemlerde güvenlik güçleri protestocuların kendilerine taş ve sopa atmasıyla saldırganlığa maruz kalıyor dedi. Bogota Belediye Başkanı Enrique Panalosa ise otobüs duraklarının ve kamu binalarının saldırıya uğradığını, başkente en az 6 milyon dolarlık zarar olduğunu ifade etti. Sahta CVC ile çatışma ve istikrar operasyonları bürosunda bakan yardımcılığına kadar yükselen Mine Chang, yalan bildirilerinde ortaya çıkması sonucunda istifasını sondu. Canğın da sadece seminerlerine katıldığı okullarında isimlerini kendi siviline yazarak kendisini de bu okullardan mezun olarak gösterdiğini öğrenildi. ABD'de sahte CV skandalı. Sahte CV ile Çatışma ve istikrar Operasyonları Bürosu'nda bakan yardımcılığına yükselen Mina Cheng, yalan beyanlarının ortaya çıkması sonucu istifa etti. Cheng'in sadece seminerlerine katıldığı okulları CV'sine yazıp kendisine mezun olarak gösterdiği öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Çatışma ve istikrar Operasyonları Bürosu'nda bakan yardımcılığına yükselen Mina Cheng, özgeçmişinde öğrenim gördüğü okul okullarla ilgili yalan beyanlarının ortaya çıkmasıyla istifa etti. Washington'u sarsan olay ABD merkezli televizyon kanalı NBC tarafından ortaya çıkarıldı. Ardından Mina Cheng hayali diplomalar ve yalan bilgiler içeren özgeçmişiyle iş başvurusunda bulunduğu iddiaları üzerine istifa etti. Ayrıca Cheng kendisini fotomontajla ünlü dergilere kapak yaptığı ortaya çıktı. Okullarda sadece seminerlere katılmış, yayınlanan haberlere göre özgeçmişinde Harvard Business School'dan mezun olduğu yazıyor. Ancak okuldan yapılan açıklamada Cheng'in 2016 yılında 7 haftalık bir seminere katıldığı belirtildi yine özgeçmişinde mezun olduğu belirtildiği Ordu Savaş Koleji'nde sadece 4 günlük seminere katıldığı anlaşıldı. Öte yandan Cheng, Southern Methodist Üniversitesi'nden mezun olduğunu öne sürmesine rağmen okul yönetiminden yapılan açıklamada böyle bir kişinin kaydı bulunmadığı ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya istifasını sunan Mina Cheng'in istifa mektubunda istifam teslimiyet değil, protesto olarak görülmeli. Çünkü ülkeme karşı sevgimden, hizmet aşkımdan ve gerçeğe sadakatten vazgeçmeyeceğim ifadelerini kullandığı belirtildi. Eren Patrol Bakanı Begin Zangana benzin fiyatlarında ayarlama kararında düşük gerildi. Orta sınıfında ve yoksul toplumun yararına olacağını ve gelirinde başka türlü harcamayacağını söyledi. İran Petrol Bakanı Bengin Zangan'a benzinin fiyatını ayarlama kararının düşük gelirli, orta sınıfın ve yoksul toplumun yararına olacağını ve gelirini başka türlü harcamayacağını söyledi. Zangene, İran televizyonu ile yaptığı röportajında benzin fiyatlarının ayarlanması ile elde edilen gelirin yıllık olarak tahmin edildiğini ve düşük gelirli insanlara destek için tahsis edileceğini söyledi benzinin dağıtımının rasyon ile yıllarca arz ve talep sürecini dengeleyeceğini ve böylece ihracatı artıracağını belirtti. İran hükümetinin bu çerçevenin dışında litre başına 30 bin riyal fiyatını belirlerken, benzin başına ayda 60 litre dağıtırken benzin fiyatını değiştirmeye karar vermesi dikkat çekiyor. İran, Suriye Arabistanı ülkedeki benzin fiyatlarının da artmasına karşı çıkan gösterilerde internet eylemlerinde bulunmakla suçladı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan İran Başsavcı Yardımcısı Cevdet Tivinday açıklamasında gerilim günlerinde halk mücahitlerinin de internet platformunu da Arnavutluk'tan ve Suudi Arabistan'dan yayın yaptığını bildirdi. LGBN Sosialist Partisi başkanı ve Parlamento askı milletvekili Ferid Can Bolata yabancı bazı bakanlarında ve büyükelçilerinde LGBN'nin hükümetin kurulmasında içişlerine karışmalarıyla suçladı. Can Bolat Twitter hesabından yaptığı o açıklamasında ayrıca aktif olan bazı bakan ve büyükelçilerin de hükümetin kurulması hattına girdiklerini ve bununla siyasi krizi de daha da zora soktuğunu bildirdi. Suudi Arabistan Koalisyonu HUSİ'lere bağlı iki füzeyi ve insansız iki hava aracı dronu uçağını da pöskürttü. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Suudi Arabistan Koalisyonu ba Basın Merkezi açıklamasında koalisyona bağlı bataryot hava savunma sistemlerinde pazar günü gece yarısı HUSİ'lere bağlı olan 5 füzeyi ve iki drone uçağını da geri bildirdi. Uluslararası Libya ordusu uzlaşım hükümeti ile çatışmalar sürürken başkent Tarablusu ve çevresindeki bölgelere uçağı yasağı da uyguladı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Uluslararası Libya orsa resmi sözcüsü Yerbay Ahmet el Mismari açıklamasında uçuş yasağının olduğu bölgelerinde El-Milya'dan kızlar okunulan ve tezgah el Rabati yollarına kadar olan bölgeyi kapsadığını ifade etti. <laughs> Sayın seyirciler, şimdi sırada spor haberlerimiz. <laughs> Irak milli takımı salı günü 24. Körfez Şampiyonası'nın açılışında Katar takımıyla karşı karşıya gelecektir. Irak milli takımı antrenmanlarına devam ediyor. Irak milli takımının teknik direktörü Satreş Fokatenic, golcü Monet Ali Dühey ekibine geri döndü, 24. Körfez Kupası'na katılmayacağını açıkladı. Katenic ekleyerek ayrıca, şurta ekibinin 8 oyuncusu da milli takımın arasında olmayacaklarını dile getirdi. Konu çekilişinde Irak milli takımı, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen takımlarının yanında birinci gruba olduğunu belirlendi. Irak Milli Takımı Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, dünya sıralamasında 70. basamağa yükseldi. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan Kasım ayı dünya sıralamasına göre, Katanich yönetiminde 2022 ASV Dünya Kupası elemelerindeki iki maçını da kazanan Rafi Denizlandarı, 1340 puanla 4 basamak yükselerek 70. sıraya çıktı. Irak milli takımı Japonya, İran, Güney Kore, Avustralya, Katar ve Suudi Arabistan'dan sonra FIFA dünya sıralamasında 70. geldi. Arap Kulüpler Şampiyonası şurta takımı yarın pazartesi günü Moritanyalı Nodobi ile karşı karşıya girecektir. Şurta takımının teknik direktörü Alexander İlyaç, Moritanya'nın takımına karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı. Alexander ekleyerek ayrıca, bütün gücümüzle bu oyuna odaklanacağız. Bu maçı kazanırsak çeyrek finale yükseleceğiz sözüne yer verdi. İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool, Deplasman'da Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti. İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool, Deplasman'da Crystal Palace'ı ile karşı karşıya geldi. Parta oynanan mücadeleyi Liverpool, 2-1 lig skorla kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren goller. 49 dakikada Mane ile 85. dakikada Firmon'dan geldi. Crystal Palace'ın tek golü sayısı ise 82 dakikada Zah kaydetti. Bu sonucunun ardından Liverpool üst üste 4. galibiyetini aldı ve 12 galibiyet bir beraberlik 37 puana yükselerek liderliği sürdürdü. Crystal Palace ise üst üste 3. maçından yenilgiyle ayrıldı ve 15 puanda kaldı. İspanyol La Liga 14. hafta maçları kapsamında Real Madrid evinde konuk ettiği Real Sociedad'ı 3-1'lik skorla yenerek 3 puanın sahibi oldu. İspanya 1. Futbol Ligi'nin La Liga 14. hafta Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 3-1 yandı. Real Madrid'de 77. dakikada Rodrigo'nun yerine oyuna giren Real Balay'ı Santiago Bernabéu stadında dolduran taraflar büyük tepki gösterdi. Brezilya ekibi Flamengo Libertadores Kupası'ndaki tarihi maçta River Plate'i 2-1 yenerek 38 yıl sonra ikinci kez bu başarıya ulaştı. Flamengo uzun süre 1-0 geride götürdüğü maçın 89. ve 90+2. dakikasında Gabriel'ın attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazanarak mucize gerçekleştirdi. Sayın seyircilerimiz, haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Adil Abdülmehdi, Kuvvet Prensi Sabah Elhamid El Cabr El Subah ve Kuvvet Parlamento Başkanı Subah El Halid ile iki ayrı telefon görüşmelerinde bulunarak etki etkiliği de yeni kuvvet hükümetinin kurulmasından dolayı tebriklerini bildirdi. Edilmiş Neynava, valisi edilmiş Neyneva Elməclisi, Neyneva Askeri Operasiyalar Komitəsi orqeneralı Necim Əl-Cuburi yeni Neyneva valisi olaraq seçdi. Türkmen sivil toplum örgütləri və dərnək qurumları vasitəsilə təşkil olunan bu toplantı estekləri isə Türkmen халqının atamalarda kəndi paylarını almalarıdır. Lübnan Sosyalist Parti Başkanı ve Parlamento Eski Milletvekili Vali Cebalot'a yabancı bazı bakanlar ve büyükelçiler Lübnan hükümetinin kurulmasında içlerine karışma, karışlamalarıyla suçladı. İran, Suudi Arabistan'ı ülkedeki benzin fiyatlarının artmasına karşı çıkan gösterilerde internet eylemlerinde bulunmakla suçladı. Demə dəyərli izləyicilərimiz, günün kəbələrimizin sonuna gəldik. Yəni aynı saatda görüşmək üzərə. Allah hafat.